Yerel seçimler yaklaşıyor. Aday adayları birer birer ortaya çıkıyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nde ise Isparta Belediye Başkanlığı için ilk aday iş insanı İzzettin Dikmen oldu. Gençlik yıllarında sevdalandığım ve mensubiyetinden şeref duyduğum Ülkücü Hareket'in bir neferi olarak 40 yılı aşkın bir süredir sizlerle beraber yol yürüdük. Aday olmamda ve karar vermemde en büyük pay sahibi cefakar ülküdaşlarımın arzusu ve isteğidir. Teşkilatımızın yöneticileri ve Sayın Milletvekilimle yaptığım istişareler neticesinde Isparta Belediye Başkan adaylığına çıkmayı uygun buldum ve bunu da huzurlarınızda resmen açıklıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısına İl Başkanı Önder Topçu, Milletvekili Hasan Basri Sönmez ve partililer katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Önder Topçu, partiye büyük emekleri olan İzzettin Dikmen'e çıktığı yolda başarılar diledi. Yıllardır bize örnek olan Milliyetçi Hareket Partisi'nde bizlere nasıl davranılmasını, nasıl hareket edilmesini ve Milliyetçi Hareket Partisi'nde nasıl bir siyaset yapılmasını öğreten abimiz, bugün Isparta Belediye Başkan aday adaylığını açıklamak üzere toplandık. Cenab-ı Allah'ım İzzettin abime yolunu, bahtını açık etsin, hayırlara vesile olsun. Isparta Belediyesi'ni yeniden partisiyle buluşturacaklarını dile getiren Milliyetçi Hareket Partisi Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez ise amacımız 5 yıllık özlemi sona erdirmektir dedi. 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde verdiğimiz mücadeleyi inşallah Allah'ın izniyle de tekrar yerel seçimlerde, yani 31 Mart 2024'te o gün akşam sevindiğimiz gibi ben inanıyorum ki 31 Mart akşamı da bu mutluluğu hep birlikte yaşayacağız. Tabii ki ben teşkilatımız bir bütün. Biz bu başarıyı teşkilatımızla ulaştık. Teşkilattaki dava arkadaşlarımızla ulaştık. Yine aynı birlik ve beraberlikle birbirimize kenetlenerek inşallah 31 Mart akşamı bir dönemdir, 5 yıldır hasret kaldığımız Milliyetçi Hareket Partisi Isparta'yı ve Ispartalı'yı Milliyetçi Hareket Partisi ile belediyesinde buluşturacağız. Ki artık Ispartalı bizi testten geçirdi. Şu an diyeceksiniz ki belki ittifak var. Tabii ki ittifak görüşmelerimiz devam ediyor. Bu söylemlerim benim ayrı girilecek olursa ki inşallah çabamız, azmimiz o 5 yıllık özlemi kapatmak olacak. Ki Isparta Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediyeciliğini ilçe belediye başkanlarımız, belde belediye başkanlarımız da bizleri test etti. Bizleri uzun yıllardır Isparta'mız test etti. Biz Isparta'ya ve Ispartalı'ya daha iyi hizmet edeceğimize inandığımız için aday adaylarımız oldu. Bugün de kıymetli abim, dostum İzzettin Dikmen abimizin, dava arkadaşımızın adaylığı için buradayız. Sefer bizden, zafer Allah'tan. Ispartalıları hizmet aşkı olan üretken ve sosyal belediyecilikle buluşturup büyük başarılara imza atacaklarını kaydeden Milliyetçi Hareket Partisi Isparta Belediye Başkan aday adayı İzzettin Dikmen, bizim hedefimiz hakka, hakikate, hakkaniyete sahip çıkmak ve Isparta'ya hizmet etmektir diye konuştu. Milliyetçi Hareket Partisi kişilikli, ülkücü kadrolarıyla siyasette duruşun, onurun ve erdemin temsilcisi olmuştur ve olmaya devam edecektir. Bizler belediyeciliği millete hizmet etmenin ilk mevkiyi, ilk merciyi, ilk merkezi olarak görüyoruz. Ortak paydanız
Türkiye ve Isparta sevdasıysa, bütün aldanmışlara ve aldatılan her kesime sesleniyorum. Gelin, ne olursanız olun, gelin, bizler sizi kucaklamaya, sarıp sarmalamaya hazırız. Aziz Isparta halkını kökeninde doğruluk, dürüstlük ve insana hizmet aşkı olan üretken sosyal belediyecilikle buluşturup büyük başarılara imza atacağız. Seçim süreci ve sonrasında yenilikçi genç beyinlerle el ele girişimlerimiz ve projelerimiz olacaktır. Üniversitelerimizin potansiyelini ve katma değerini şehrin bütününe yayıp şehrin kalkınmasında gençlere ve kadınlara öncelik veren bir yönetim benimseyeceğiz. Isparta'nın her karışında izimiz var. Isparta bizi bilir, biz Isparta'yı biliriz. Bizim hedefimiz hakka, hakikate, hakkaniyete sahip çıkmak ve Isparta'ya hizmet etmektir. Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi, belediye demek umut, uzlaşma, uzakları yakın eden ümran ve uygarlık demektir. Belediye demek açı doyuran, üşüyeni ısıtan, hasreti dindiren, toplumsal bünyeyi dengeleyen, darda ve zorda kalanı sarıp sarmalayan müşfik bir uğraş demektir. Isparta'yı göç veren değil, göç alan marka şehir yapmak için aday adayı olduğunu belirten İzzettin Dikmen, başkanlık kısmet olursa siyasi görüş ayrımı yapmaksızın, ayırmadan, kayırmadan görev yapacağım dedi. Isparta'yı göç veren değil, göç alan marka şehir yapmak için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçiminde Isparta Belediye Başkanlığı için adaylığını yapıp müracaatımızı yapıp huzurlarınıza geldim. Cenab-ı Allah nasip eder, Isparta Belediye Başkanlığı görevi kısmet olursa siyasi görüş ayrımı yapmaksızın ayırmadan kayırmadan görev yapacağıma en az benim kadar sizlerin de inandığınızı biliyorum. Netice itibariyle 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimlerinde Allah Celle Celaluhu izni ve sizlerin teveccühüyle Isparta Belediye Başkanlığı'na Isparta'nın şehrül emini olmaya talibim. Allah var, Allah yar. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Yürümezsem hak yolda, erimezsem hak yolda, çürümezsem hak yolda, gök girsin, kızıl çıksın, ne mutlu Türk'üm diyemem.